programımıza kaldığımız yerden Nişantaşı İstanbul'dan devam ediyoruz. Yanımızda Sema Tarık Akademi'nin kurucusu Sema Tarık Hanım bulunuyor. Merhabalar Sema Hanım. Merhabalar Gülay Hanım, nasılsınız? İyiyiz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ve sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Sizin bir başarı hikayeniz varmış. Bu sektöre atılmak nereden aklınıza geldi Sema Hanım? Belli değil mi acaba? Gülay Hanım, ben İranlıyım asıl. 15 yıl önce Türkiye'ye adım attım. Ve biraz güzellik sektörü eksik gördüm burada. Ve biraz kendi İran'daki kültürümüzü Türkiye'de yansıtmaya istedim ve geldim. 5 yıl önce İngiltere'den başladım. Beauty Business Managing okudum ve işte oradan buraya geldik. İlk kurum açtık. Aslında benim ilk hikayem Türkiye'de açtığım bir resmi kurum, milli eğitime bağlı olan bir okuldan başladı. Şimdi de Allah izniyle güzellik salonumuzu ama farklı bir versiyonla açıyoruz. Biraz bahseder miyiz? Bu nasıl bir eğitim sistemiyle ilerliyoruz? Açıkçası yani kalıcı makyaj, profesyonel makyaj, güzellik uzmanı, cilt bakım, saç. Zaten bildiğimiz branşlar, adlar aynı ama biraz daha seviyeler farklı oluyor. Mesela bizim tüm eğitimlerimiz 3 seviyeyle ilerliyor. Türkiye'de gördüğüm kadar tek seviye, protez tırnak sadece bir tek seviye oluyor ama bizimki ilk adımdan sonraki profesyonel şeklinde devam ediyor. Sizin bu akademide ama bildiğimiz kadar ve gördüğümüz kadar birçok alan var. Sadece tabii kalıcı makyaj, protez, tırnak değil. Kuaföründen tutun herhalde masajına kadar. Biraz daha detaylı bilgilendirir miyiz sevgili izleyenlerimizi? Tabii ki. Evet, medikal masaj var. Saç topuğu, turban. Aynı zamanda bizim kültürlerimizde de turban var. Profesyonel makyaj biraz daha gördüğünüz gibi daha yoğun oluyor. Ama cilt tipimize göre çünkü İran ve Arap ülkelerinde biraz daha esmer oluyorlar. O yüzden daha gerek duyuyoruz makyaj yapmaya. Peki biraz da güzel turizminden bahsedelim isterseniz. Esas yola çıktığınız bu yol, yani daha doğrusu bu yola çıkarken farklı bir çalışmanız da var. Sevgili izleyenlerimize biraz da bundan bahseder miyiz lütfen? Teşekkür ederim bunu hatırladığınız için. Evet, ilk eğitim turizmi ben başladım. Bunun için çok gurur duyuyorum kendimden. Ve güzellik turizme kadar Allah izniyle devam edeceğiz. Evet, diyorsunuz ki Türkiye'de bunu ilk biz mi yapıyoruz? 1500 kişiyi şu ana kadar mezun ettim. Yurt dışındaki gelen tüm öğrencilerimizden bahsediyorum. Tabii ki Türk vatandaşlarımız da vardı aynı zamanda aralarında. Peki daha çok hangi ülkelerden talep oluyor size? Yani tabii İran'dan mutlaka vardır burada da eğitim almak isteyen. İranlılar daha çok ama İran'dan değil, tüm Avrupa çapında veya Amerika. İranlılar ilk beni buluyorlar. Onun ardında Arap, tabii ki Arap ülkelerde. Kültürlerimiz çok benzediği için ve sonrasında Türk vatandaşlarımız da merak için. Peki bu güzelliğinizi ve bu tecrübenizi neye borçlusunuz Sema Hanım? Çünkü zaten bir merakınız var ama tabii kendiniz de hoş bir hanımefendisiniz. Yani ilginiz mutlaka bir ilginiz, merakınız vardı herhalde ufak yaşlardan. Ondan sonra tabii bu merakla birlikte artık bunu işe dönüştürdünüz. Biraz bahseder misiniz bundan sevgili izleyenlerimize? Açıkçası herkes cildin çok güzel. Bu artık boynuma düştü ve gerçekten meraklıydım. Her kız çocuk gibi. Anne doğuşunda herkes anne rujlarına oynuyor. Ama bunu bir meslek olarak tabii ki getirme halinde biraz daha zor oluyor. Bunu mesleğe çevirdik ve bunun için gerçekten mutluyuz. Bir sürü insanı meslek edindirdik ve inşallah devamını daha getireceğiz. Bunu da neye borçluyum? Çabalarımızı ve inancımı. Peki buradan eğitim veriyorsunuz ya, tabii eğitim belgelerini aldıktan sonra neler iş bulma imkanları daha çok olabiliyor? Ben %100 iş garantisi veriyorum. Aynı zamanda %100 eğitim öğrenmesi garantisini veriyoruz. Çünkü ben de bir gün öğrenci olarak başladım birinci adımlarda. Yani çoğu kurum iş garantisi veya öğrenme garantisi veriliyor ama peşini biraz bırakıyorlar. Bizim kurumumuz 1100 metrekare olduğu için alanımız büyük. Aynı zamanda güzellik salonumuz da var. Aynı zamanda öğrencilerimize hem staj şeklinde hem de dışarıdaki tüm güzellik salonlar bizi arayarak destek veriyoruz. Peki bu kurs süreleri ne kadar sürede tamamlayabiliyoruz? Çünkü mutlaka alanlarına göre de değişiyordur. İsterseniz bu konuda bilgi verelim sevgili izleyenlerimize. Bu konuda en azından eğitim almak isteyenlerimize. Biraz açık konuşmam eğer isterseniz. Açıkçası bir öğrenci tamamen eğitim bittikten sonra işi başlaması mümkün değil. Bunu biraz daha pratik ve cesaret kazanmasıyla ancak yapabilir. Onu da biz %100 destek ediyoruz. Yani biraz tecrübe edilmiş gerekiyor değil mi? Yani insan ilk özgüven olması gerekiyor. Ve tabii ki eğitimler tamamen %100 tamam. Ama pratik olmazsa aldığı eğitimde de o kadar yararlı olmaz.
Peki sizce güzellik nedir? İlk insanların ruhu güzel olması gerekiyor. Zaten ruh güzel olunca yüzleri de yansıtıyor sizin gibi. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Peki mutlaka burada bir başlangıç yaptınız. Birçok öğrencimizi mezun ettiniz. İleriki dönemlerde bir hedefiniz, bir projeniz, bir çalışmanız mutlaka vardır. Herkesin de bilmesini istediği ya da ipucu vermek istediğiniz. Neler düşünüyorsunuz? Hayalleriniz, idealleriniz nelerdir? Çok zekice davrandınız ama bizim patentimiz Sema Tarih Beauty Holding. Yani bence artık buraya kadar söyleyelim. Güzel haberlerimiz olacak kesinlikle. Herkes gibi franchise veya küçük yerlerde düşünmüyoruz. Muhtemelen farklı bir, belki Beauty Plaza tarzlarında düşündük. Hep beraber birlikte güzel bir noktada büyük ve verimli bir hizmet sunmak. Peki franchising hizmeti vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki bunların koşulları mutlaka size göre tabii ki uygundur. Uygun olacağı sürece yapabiliyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz bu konu franchising hakkında? Açıkçası franchise olursa ekipman dahil ve tüm eğitimler bizden almalı. Bunun hakkında pek yani derinlere gitmek istemiyorum çünkü belki franchise olmazsa farklı bir şey olur. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederim Sema Hanım sizlere. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.